Herkese tekrar merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere PTC'nin simülasyon ve analiz çözümleriyle ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Sunum sırasında da sorular sorabilirsiniz. Sunumun sonunda da sorular sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa onun için de soru cevap kısmı olacak. Baktığımız zaman PTC'nin simülasyon ailesinde birçok çözüm yer almakta. Lineer veya non-lineer olarak yapısal termal analizler gerçekleştirebiliyoruz. Bunları Simulate ve Advanced Simulate ile gerçekleştiriyoruz. Ürün ömrü analizleri Fatih ve Advisor ile gerçekleştirilebiliyor. Dinamik analizler MDO, insan ergonomi analizleri Menikin, plastik dolum analizi, mühendislik hesaplamaları ve tolerans analizi gibi çözümleri de bulunmakta. Bugünkü konumuzda bir tasarımcının ihtiyaçlarından yola çıkarak bir sunum gerçekleştireceğim. Önce bir modeli oluşturacağız. O model üzerinde dinamik bir analiz gerçekleştireceğiz. Bunu MDO ile sağlayacağız. Daha sonra dinamik analizimiz sonucunda model üzerine gelen kuvvetleri bulup onları Creo Simulate içerisine alacağız ve Creo Simulate içerisinde o yükleri uygulayarak analizimizi çözdüreceğiz. Baktığımız zaman tasarım ve analiz süreçleri entegre olmadığında ürün geliştirme maliyetleri artmaktadır. Eğer bir ürününüzü doğrulamadan piyasaya sunarsanız servis konusunda size geri dönüşler oldukça fazla olabilir. Eğer işinizi garantiye alıp aşırı güvenli ürünler yaparsanız da işte malzemenin fazla kullanılması veya farklı sebeplerden dolayı da yine maliyetler artacaktır. Eğer tasarım ve analiz süreçleri entegre olmayan bir durumda çalışılıyorsa, o zaman ürünü doğrulamak için ne yapmak gerekir? Prototip oluşturmak gerekir. Prototipi oluşturmak için de zaman gerekmektedir. İşçilik, malzeme gibi maliyeti arttırıcı faktörler devreye girmektedir. Bunları yaparken pazara çıkış süreniz de uzamaktadır. Diyelim ki prototipinizi yaptınız fakat olmadı. Ne olacak? Tekrar aynı süreçler ve aynı maliyetler devreye girecektir. Bunları yapmadığınız zaman da yüksek kaliteli ürünler elde etme konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bağımsız bir araştırma grubu olan Arbor'dan analiz çözümü kullanmayan firmalarla ilgili bir anket yapıyor ve kullanmayan firmaların ortak sebeplerini belirliyor. Baktığımız zaman birçoğu bizim firmamız için gerekli değil, yani yeteri kadar büyük bir firma değiliz şeklinde bir bilgi vermiş. Birçoğu yazılımların kullanılmasının zor olduğuna inandığını söylemiş. Bir uzmanlık gerektiren bir çözüm olduğu konusunda bilgiler paylaşılmış. Bu nedenle kullanılmadığını söylemişler ve çok pahalı olduğu konusunda bilgiler paylaşılmış. Baktığımız zaman PTC'nin simülasyon ve analiz çözümlerine bu ön yargıların PTC için geçerli olmadığını görüyoruz. Neden? Kolay kullanılan bir yapıya sahip. Mühendisler için tasarlanmış, bir analiz uzmanı olmayan bir kişinin de rahatlıkla kullanabilmesi sağlanmış. Kullanması ve öğrenmesi oldukça kolay. İkonize bir yapıda ve ribbon menü mantığıyla çalışıyor. Dolayısıyla mühendislik terminolojisine de uygun bir şekilde sizlere sunuluyor. Kullanması kolay olduğu gibi öğrenmesi de kolay. Bunun için mesela basit bir örnek vermek gerekirse PTC Learning Exchange dediğimiz bir ortamımız var online olarak. Eğer oraya girerseniz ücretsiz birçok video var. Mesela burada Simulate ile ilgili 54 tane video tanımlanmış. Meshlerin doğrulanmasından tutun, analizin koşturulmasına, yüklerin tanımlanması gibi birçok
konuyla ilgili videolar burada mevcut. Yani öğrenmeyi de destekleyen bir yapısı bulunuyor. Bütünleşik ve entegre bir yapıda çalışıyor. Yani siz farklı bir ortama gitmiyorsunuz. CAD ortamında çalışırken teknik resime geçer gibi bu sefer analiz ortamına geçiyorsunuz. Ve analiz ortamında işte malzemenizi tanımlıyorsunuz, yüklerinizi tanımlıyorsunuz, mesnetlerinizi tanımlıyorsunuz, meşinizi oluşturup kontrol ediyorsunuz ve analizinizi koşturuyorsunuz. Analiz sonuçları çıktıktan sonra eğer bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa direkt CAD ortamına geçip oradan değişikliğinizi yapabilirsiniz. Ve değişikliği yaptıktan sonra analiz ortamında ekstra bir efor sarf etmeden sadece analizi tekrar koşturarak sonuçları görebilirsiniz. Optimizasyon konusu da var tabii ki. Onu da daha detaylı olarak bahsedeceğim ilerleyen aşamalarda. Dolayısıyla uzmanlık gerektirmeyen, kolay kullanılan bir çözümle güvenilir sonuçlar elde edebiliyoruz ve verimliliğimizi arttırabiliyoruz. PTC her tasarımcının ürününü doğrulayabilmesinden yana olduğu için Creo Simulate Lite dediğimiz bir çözümümüz her tasarımcıya sunulmuş durumda. Orada 200 yüzeye kadar olan parça veya montajlarınız analiz edilebiliyor. Orada nedir işte bir proses guide karşınıza geliyor. Malzemenizi tanımlamanızı sağlıyor. Yüklerinizi kuvvet, basınç, yer çekimi gibi tanımlamalarla tanımlayabiliyorsunuz. Kayar mesnet, sabit mesnet, pin bağlantısı, bol bağlantı gibi mesnetleri tanımlıyorsunuz. Analizimi koşturuyorsunuz. Otomatik olarak meşini oluşturuyor. Ardından sonuçları görebiliyorsunuz. Bu Creo Essential kullanıcılarının tamamının sahip olduğu temel özellikler. Bunun haricinde daha fazla detaylar ihtiyaç duyuluyor ise modüllerimiz devreye giriyor. Yine bir paketimiz var. Creo Essential Premium diye geçiyor. Onun içerisinde de yapısal analiz çözümümüz mevcut. Parça ve montajlar için bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve doğrudan PTC'nin CAD modellerini yine kullanıyorsunuz. Lineer yapısal analizlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Basınç ve kuvvet gibi yüklerin etkilerini analiz edebiliyorsunuz. Otomatik mesh oluşturabiliyorsunuz. Kapsamlı malzeme kütüphanesinden faydalanabiliyorsunuz ve burayı kendinize göre de özelleştirebiliyorsunuz. Otomatik çözüm araçlarını kullanabiliyorsunuz. Sonuç araçlarını kullanabiliyorsunuz ve sorunun stres alanlarını bu paket içerisinde belirleyebiliyorsunuz. Diğer çözümümüz ise Simulation Extension. Bu diğer özelliklere ek olarak model analiz yani doğal frekansını bulmanızı sağlıyor. Burkulma analizleri yapmanızı sağlıyor. Kararlı hal termal analizler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve modelinizde idealizasyonlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Nedir işte modelinizin analiz süresini kısaltmaya yönelik işlemlerdir. Örneğin iki boyutlu mesh kabuk idealizasyonuyla gerçekleştirilebiliyor. Bir yerde bir modeliniz var diyelim. Onun sadece ağırlığı size gerekiyor. Dolayısıyla onu orada bulundurmak yerine oraya bir ağırlık idealizasyonu sağlayarak mesh yapınızı dolayısıyla da analiz sürelerinizi kısaltabiliyorsunuz gibi idealizasyonlardan faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca tasarımlarınızı optimizasyonunu sağlayabiliyorsunuz. Nedir? Analizinizi koşturduğunuz sonuca baktınız ki aşırı güvenilir çıktı. Burada diyorsunuz ki ben optimizasyon yapacağım. Amacım ağırlığı düşürmek. Sınırım işte akma sınırınız neyse şu akma sınırını benim için sınırdır. Bunun üzerine çıkma diyorsunuz. Onun dışında da değiştirilebilir ölçüleri belirliyorsunuz. Şu aralıkta olursa bu ölçüler benim için kabul edilebilir diyorsunuz. Daha sonra yakınsama değerini ve iterasyon sayısını belirleyerek analizinizi koşturuyorsunuz. Eğer istediğiniz
kriterlere uygun olacak şekilde bir çözüm bulursa size hedefinize uygun çözüm şudur diyerek bilgi verebiliyor. Dolayısıyla daha analiz ortamındayken modelinizin istediğiniz özelliklere sahip olmasını bu şekilde sağlayabiliyorsunuz optimizasyon yeteneğiyle. Bir üst paketi ise Advanced Simulate. Burada ise nonlineer malzemeler tanımlanabiliyor. Hiperelastik, plastik, kontak analizler, büyük nonlineer, büyük deformasyonlar, dinamik ve öngörülme gerilme analizleri ve nonlineer termal analizler gerçekleştirilebilmektedir. Bu şuraya kadar olan kısımda simulate ve onun modüllerinden bahsettik. Simülasyonla ilgili diğer çözümlere göz atmak gerekirse, bugünkü konularımızdan bir tanesi olan dinamik analizler, Mechanism Dynamics Options'la gerçekleştirilebiliyor. Burada ne yapıyorsunuz? Sisteminizi kuruyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Yükleriniz varsa, motorlarınız varsa bunları tanımlıyorsunuz. Yer çekiminin etkisini tanımlıyorsunuz. Tabii burada malzemelerinizi belirlemeniz lazım. Sistemi çalıştırdıktan sonra modeliniz üzerine gelen tepki yüklerini, momentleri, ataletleri bulabiliyorsunuz ve bunları simülasyon içerisine alarak yapısal analizlerinizde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tolerans analizleri gerçekleştirilebiliyor. Bir kesit alınıp bir loop oluşturuluyor ve tolerans yığılmaları olup olmadığı belirlenebiliyor. Plastik dolum analizleri gerçekleştirilebiliyor. Malzemenize gerekli bilgiler tanımlandıktan sonra dolumla ilgili bir sıkıntı var mı? Soğutma kanalları nerede olmalı gibi bilgileri doğrulamanızı sağlıyor. Ürünlerinizin tekrarlanan yükler altındaki performansını da analiz edebiliyorsunuz. Bu da ürün ömrü analizi olarak geçiyor. Bu da Fatigue Advisor modülüyle gerçekleştiriliyor. Mühendislik hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Bu hesaplamalarda CAD'den bilgiler alabilirsiniz. İşte mesela kalınlık bilgisini direkt CAD üzerinden alırsınız. Hesaplama yapabilirsiniz. Veya bir hesaplama sonucunda kalınlığın değişmesini sağlayabilirsiniz. Çift taraflı entegrasyona sahip olabilirsiniz. Ergonomi analiziyle insan ergonomi analizleri gerçekleştiriliyor. Mannequin Extension diye geçiyor. Burada pozisyonla ilgili çeşitli kütüphaneler var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Manuel olarak da tanımlamalar yapabiliyorsunuz. Görüş alanını görebiliyorsunuz. Baktığında gördüğü yeri siz de görebiliyorsunuz. Ulaşım alanlarını görebiliyorsunuz. Erişim kontrolleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Mannequin Extension'da da bunlar gerçekleştirilebiliyor. Özetlemek gerekirse, ürün geliştirme süreçlerinizi iyileştirmek için analiz çözümlerini entegre bir şekilde kullanmanız faydalı olacaktır. Fiziksel prototip ihtiyaçlarınızı azaltma veya tamamen ortadan kaldırma konusunda sizlere fayda sağlayacaktır. Optimizasyonlarla optimum malzemeyi kullanmanızı sağlayacak. Gereksiz malzeme kullanımını ortadan kaldıracak. Daha tasarım aşamasındayken hataların önüne geçmenize imkan sağlayacak. Bu da süreçlerinizi ve maliyetlerinizi kısaltarak pazara daha hızlı çıkmanızı sağlayacaktır. Sunum kısmımızı burada bitiriyorum. Uygulama kısmına geçeceğim. Buraya kadar olan kısımla ilgili sorusu olan var mıdır? Bu arada LinkedIn'den Informatik Innovation'dan bizleri takip ederseniz benzer etkinliklerimize de rahatlıkla anlık olarak ulaşabilir, haberdar olabilirsiniz. Şimdi uygulama kısmına geçiyorum. Şekilde bir modelimi açacağım. Filtrelerden assembly'leri filtreledim. Burada ön izleme yapabiliyoruz bildiğiniz üzere. Search kısmından V10 dedim. Buradan aradığım montajı buldum. Ön izlemesini burada gördüm. Açıyorum montajımı.
Montajım açıldı. ViewManager'a geliyorum. All diyorum. Burada kaydedilmiş görünüş kombinasyonları var. Bunu seçtikten sonra şu şekilde klikleyerek bu kombinasyonlar arasında rahatlıkla geçiş sağlayabiliyorum. Ekranda gördüğünüz gibi çeşitli wrap'ler, style'lar, explode'lar gibi çeşitli alternatifleri buradan rahatlıkla görebiliyoruz ve bunları anlık olarak kullanabiliyoruz. Şimdi buradan çalışmak istediğim başka bir yeri açacağım. Frame asm'yi aç diyorum. Frame asm'yi açtım. Şurada bir parçam var. Bu parçayı ben kendim Creo'da tasarlayacağım. Ve daha sonrasında analiz yapacağım. Şöyle bir mekanizma kurulmuş. Onu da görelim. Parçayı seçiyorum. Şu şekilde mekanizmasının olduğunu görüyorum. Şurada yay tanımlamasında olduğunu görüyoruz. Çalışmak istediğim parçayı şöyle seçiyorum. Gizle diyelim. Bunun yenisini ben tasarlayacağım. Buraya bir parça daha öncesinde yerleştirmiştim. Şimdi onun üzerinden tasarımımı gerçekleştireceğim. Buradan parçamı seçip aktif ediyorum. Buradan base'den bakın mini toolbarlar geliyor 4.0'da bildiğiniz üzere. Buradan simetrik olarak ölçümü de belirliyorum. 44 milimetre. Okey diyorum. Modelimi oluşturdum. Daha sonra diğer feature'ımı seçiyorum. Onu da simetrik olarak bu sefer 34 olarak tanımlıyorum. Okey diyorum. Buradan devam edebilirim. İstersen parçamı seçip open diyorum ve çalışmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Şu içerideki ölçümü oluşturmak için yine simetrik olarak 22 diyorum. Şu şekilde extrude katımı gerçekleştiriyorum. Yine bir extrude kat gerçekleştiriyorum simetrik olarak. Remove işlemini gerçekleştirdim. Bunları hep kapalı kesitlerle gerçekleştirdim. Şimdi birazdan bir line üzerinden de işlem gerçekleştireceğim. Şurada rip oluşturulmuş. Ben bunu extrude'la simetrik olarak 34 milimetre olacak şekilde tanımlıyorum. Katı olacak diyorum. Chicken diyorum ve 5 birim değer giriyorum. Bakın şurada yüzeyim var. Bu yüzeyi şuraya hizalayacağım. Bunun için Flexible Modeling'e geliyorum. Substitute diyorum. Önceden seçmiştim. Sonradan o yüzeyi seçiyorum. Bakın direkt orayı hizaladı. Daha sonrasında şuraya round atacağım. Modellemeye geliyorum. Round diyorum. İki paralel yüzeyimi kontrole basılı tutarak seçtikten sonra kontrole basılı tutarak ortadaki yüzeyi seçiyorum. Full round'ımı hızlı bir şekilde oluşturuyorum. Sonra şu aşağıdaki yüzeye gelip extrude diyorum. File sistem diyorum. Buradan mesela bir teknik resimden olabilir. DVG, DXF kullanabilirsiniz. Açıyorum. Kullanmak istediğim geometriyi şöyle seçiyorum. Okey diyorum. Sonra bakın mouse'umun sağ alt köşesinde bir artı var. Onu getiriyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Scale'ini ayarlayabiliyorum. Döndürebilirim ihtiyacıma göre. 20 scale dedim. Okey dedim. Extrude dedim. Extrude dedikten sonra bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. 4.0 ile mesela blind dedik. Şu şekilde ters yönde de yine extrude'umu tanımlıyorum. Offsetlemiş oluyorum başlangıç noktamı. İsterseniz bunu da kullanabiliyorsunuz. Yeri gelmişken bahsetmek istedim. Şu şekilde 5 mm offsetledim. Açı vermek istediğimi belirttim. Ne kadar 5 derecelik bir açı verdim ve işlemimi tamamladım. Sonra hole komutuna geliyorum. Eksenlerimi görünür hale getiriyorum. Ekseni seçip kontrole basılı tutarak yüzeyime geliyorum. Çapı 8 olarak tanımlıyorum. Yöntemi de true all deyip boydan boya delip geçmesini sağlıyorum. Sonra hole komutuna gelip
seçip yüzeyimi seçiyorum. Buradan standart tanımlamayı seçiyorum. Buradan metrik 12'ye 0,75 dişi tanımla diyorum. Yine boydan boya delsin geçsin diyorum. Oluşturmuş olduğum holi seçip Ctrl C, Ctrl V ile kopyalıyorum. Eksenimi, kontrol yüzeyimi seçiyorum ve tanımlamamı yapmış oluyorum. Modelimi burada yaptım. Montajıma geri döndüm. Montajım da yerini aldı. Drag komponentle sistemimi şu şekilde bir kere kontrol ettim. Burada çalıştığını gördük. Şimdi bu sistemi çalıştırıp analizini gerçekleştireceğim. Yaptığım şu parçayı tekrar suppress'leyeyim. Diğerini görünür hale getirelim. Burada yapmamız gereken application'dan mekanizmaya gelmek. Yani başka bir yere gitmiyoruz. Dediğim gibi teknik resime gider gibi bu sefer mekanizma ortamına geldik. Burada yay tanımlaması var. Yayımızı spring kısmından görüyoruz. İçerisine girip detaylarını buradan görebiliriz. Nerelerden tanımlanmış items bilgileri var. Yay katsayılarını, bulunduğu konumu gibi bilgileri buradan görebiliyoruz ve düzenleyebiliyoruz. Onun haricinde mesela motor tanımlanmış, servo motor tanımlanmış. Buradan edit definition diyorum. Nereden? Şuradan bir motor tanımlaması yapılmış. Detaylara baktığımızda, şöyle bir grafiğe baktığımızda hareketi şu şekilde olacak. Zaman ve konum olarak baktığımızda şu şekilde bir hareket sağlanacak. Yani bu hareketi yaptığında yayın etkisi sonucunda şu parçanın üzerine gelen kuvvetleri ve momentleri bulacak. Daha sonrasında ise ben bunu simülasyon içerisinde kullanarak yapısal analizimi devam ediyorum. Şuradan mekanizm analiz diyerek analizimizi tanımlayabiliriz. Şu şekilde bir pencere karşımıza gelecek. Duration'lar, frame rate'ler var. Bunları default olarak kullanabilirsiniz. Hangi motor kullanılacak ve ne kadar süre kullanılacak? Burada o tanımlanmış eğrisel motorun kullanılacağı belli. Analiz olarak da dynamic analizi seçiyorsunuz ki tepki yüklerini ve momentlerini hesaplasın. Ardından run diyorsunuz. Sistemi şu şekilde bir kez koşturuyorsunuz. Bu koşma sırasında analizini gerçekleştiriyor ve bahsettiğim tepki yüklerini bulup tanımlıyor. Bittiğinde OK diyoruz. Ve bunları playback ekranına gelip görebiliriz. Burada hatta bir şey daha kullanılabiliyor. Envelope geometri dediğimiz. Mesela şu parçayı güvenlik altına almak istiyorsunuz. Hacmi belirlemek isteyebilirsiniz. Buradan envelope oluştur diyorsunuz. Hangi parça diyor? Şu parça. Replace et dedim. Şu an işlemini gerçekleştirecek. Şu an gerçekleştirdi. Oluşacak geometrinin kalitesini buradan ayarlıyorsunuz. Mesh yapısı gibi düşünün. Ondan sonra isim veriyorsunuz. Koruma diyorum. Şuradan preview derseniz onu size ön izlemesini yapar. Şurada görmüş olduğunuz gri hacmi bir katı olarak OK dediğimde export ediyoruz. Buradan da mesela bir hacim elde ettik ve koruma tanımlaması gerçekleştirebiliyoruz. Display kısmına gelip burada yüklerin gözükmesini tanımlayabiliriz. Buradan isim ve value kısmını da görebiliriz. Scale'ini ayarlayabiliriz. Ardından
dediğimizde bakın şu şekilde oklar karşınıza geliyor. Oynat dediğinizde bunları görebilirsiniz. Değerleri de şurada gördüğünüz gibi karşınıza gelebiliyor. Ayrıyetten Mijir ekranına gelirseniz bu kuvvetleri seçip analizimle eşleştir diyorum ve buradan bir grafik elde ediyorum. Bakın kuvvetler için ayrı ayrı bir grafik oluşuyor. Playback ile şimdi bunu birlikte kullanırsanız şurada kırmızı çizgi bulunduğu konum her biri içinde değerleri zamana bağlı olarak görmenizi sağlıyor. Kuvvet değerlerini. Bu şekilde de hem dinamik olarak hem grafiksel olarak anlık olarak da görme imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi analizimizi koşturduk. Sonuçları bu model üzerinde, sarı parçamız üzerinde oluşan tepki kuvvetlerini ve momentlerini görmek istiyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? Analiz menüsüne gelip analiz menüsünden Use in Simulation diyoruz. Parçamızı seçiyoruz. Komponent olarak da yine aynı parçayı seçiyoruz. Burada body dediği birden fazla parçayı body olarak tanımlayıp hepsini birlikte analiz edebiliriz. Body tam olarak içerisinden komponent seçiyoruz yine. Buradan zaman, belli bir zaman verip şu zamandaki değeri bana göster diyebilirsiniz. Başlangıç veya bitiş zamanına göre parça için maksimum değer veya sistem için maksimum yüklerin olduğu konuma gel diyebilirsiniz. Ben buradan şimdi single maximum load diyorum. Yani parça için en yüksek değer neyse oraya getir diyorum. Pozisyonunu ve değerlerini. Hesaplamasını gerçekleştirecek. Buradan seçimleri kaldır diyorum. Kuvvetleri seçeceğim. Sadece force'ları alacağım değerlerine. Evet, force 1. Force 6, connection 6 force, connection 68 force değerleri de burada var. Okey dediğimde bu parçaya bu yükleri tanımlamış oluyorum. Sonra close diyorum. Kaydedebilirsiniz veya don't save deyip çıkabilirsiniz. Sonra parçamı seçiyorum. Open diyorum. Bakın buradan application'dan şimdi simulate'e geçiyorum. Analiz ortamına geldim. Ribbon menüye göre oradaki araçlarım karşıma gelmiş oldu. Şimdi burada simulate araçları var. Ama herkesin sahip olduğu simulate light'ı söylemiştim. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Model setup altında simulate light var. Okey dediğinizde şu şekilde bir process guide karşınıza geliyor. Ben şimdi tekrar application'dan simulate'e geleyim. Mekanizm load diyorum. Şekilde uyguluyor. Noktasal olarak kuvvetleri belirledi. Ben bunları total load at point ile uygulayacağı yere tanımlıyorum. Bakın noktasal olarak burayı bulduğu için buradan biraz daha fazla yükleme yapacak. Merkez noktam burası ve uygulandığı yüzeyleri belirledim. Şuradan daha yoğun bir yükleme olacak. Diğer kuvvetimi belirliyorum. O da tam merkezlenmiş. Bu daha eşit dağılan bir yükleme gerçekleştirecek. Diğer yükümü seçiyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Bu şekilde seçimlerimi gerçekleştirdim. Material assign etmem gerekiyor. Kendi üzerinde seçilmiş olan olabilir veya buradan seramik glass gibi bir seçim, kompozit malzemeler, rubberlar, ferrous metaller gibi çeşitli parçalar, malzemeler tanımlayabilirsiniz. Burada sonuç değerlerini de görebilirsiniz. Ben daha önceden tanımlanmış alüminyum seçiyorum. Okey diyorum. Şuradan okey dediğimde şöyle bir etiket geldi. Assign edilmiş oldu. Ne assign edildiğini tekrar çift klikleyerek görmem mümkün. Malzememi tanımladım.
Yüklerimi tanımladım. Mesh kontrolümü gerçekleştireceğim. Bunun için Refine modele geliyorum. Autogem kontrole gelip Create diyorum. Burada P metodunu kullanıyor. Geometrinin yapısına göre optimum mesh'i oluşturmaya çalışıyor. Polinom değerleri devreye giriyor. Bu şekilde bir mesh yapısı oluştuğunu görüyoruz. Burada tabii kontrol etmek isterseniz, daha homojen hale getirmek isterseniz getirebilirsiniz. Daha sonra close diyorum. Ne diyorum? Home tabına geliyorum. Analyze and Statistics'e geliyorum. Buradan File, New Static diyebilirim. Parçam hareketli bir parça olduğu için, dinamik analizden gelen yükleri de tanımladığım için Inferior Relief diyorum. Herhangi bir mesnet tanımlaması yapmadım. Buradan mekanizm loadları kullan diyorum. Single Pass Adaptive'de çalışabilirsiniz. İsterseniz Multi Pass'a geçebilirsiniz. Daha doğru sonuçlar için buradan polinom değerini 9'a getiriyorum. Yakınsama değerini %1'e getiriyorum. Measure'lar da ekleyebilirsiniz da grafiksel olarak sonuçları görmek için. Ardından analizime yeşil bayrağıma klikleyerek run diyorum. Statüsünü şuradan takip ediyorum. Running dediğinde analizim koşmaya başlıyor. Display Study statisten de adımlarını buradan takip edebiliyoruz. Çeşitli bilgiler var. Mesh'ler, kaç adet mesh, hangi birimler kullanılıyor, hangi adımda şu anda gibi bilgilere buradan ulaşabiliyoruz. Completed dediğinde analizimiz tamamlanmış olacak. Hala running devam ediyor. PES 5'te. Altıncı adıma geçtik. Analizimizin koşmasını bekliyoruz şu anda. Birazdan tamamlanacak. Bu arada sorusu olan varsa sorabilir. Cevaplamak isterim. Yedinci adıma geçtik. Burada ben polinom değerini en yüksekte tuttum. Daha detaylı hesaplamalar, daha yüksek polinom değerlerini kullanarak hesaplamalar yapması için ve yakınsama değerini de %1 olarak tuttum. Yani her iki pes arasında %1'lik fark kalana kadar analizi koşturacak daha doğru bir sonuç elde etmek için.
Birazdan analiz sonuçlarımızı inceleyeceğiz. Analiz sonuçlarını inceleyip yorumlamasını gerçekleştireceğiz. Eğer polinom değerini düşürürseniz daha hızlı ama daha ıraksama oranı yüksek sonuçlar elde edersiniz. Polinom değerini arttırıp yakınsama değerini daha düşük değerlerde tuttuğunuzda süreniz biraz artacaktır ama alacağınız sonuçlar daha doğru, daha sağlıklı olacaktır. Evet, run completed dedik. Sonuçları almak için sonuç ekranına tıklıyorum. Buradan ne görmek istediğinizi belirliyorsunuz. Quantity'den stres, megapascal cinsinden, display options'dan deformasyon, scale oranını bu %5 değil, bu arttırıyor ihtiyaca göre. Continuous tonlarda görmek istiyorum diyorsunuz. Bakın şu şekilde bir analizi gerçekleştiriyor. Baktığımız zaman 87 megapascal oluşmuş. Nerede model max diyorum. Modeldeki maksimum yerini buluyor. Şurada oluştuğunu görüyoruz. 87 megapascal'lık bir gerilim oluşmuş bu hareketten dolayı. Ardından copy diyorum. Aynı ekranda bu sefer displacement'ı görmek istediğimi, biriminin milimetre olmasını istediğimi söylüyorum. Deformasyonu yine %5 olarak belirleyip animasyonunu göster diyorum. Frame sayısı geçişleri daha yumuşak ve daha anlaşılır hale getirecektir. Şekilde bir şuradan mesela daha merkezi buradan olan bir yüke maruz kaldığı için buradan biraz daha hareketin fazla olduğunu görüyoruz. Gerilmenin ise burada fazla olduğunu görüyoruz. Burada scale'e baktığımızda 71 kat daha büyütülerek gösterildiğini algılayabiliyoruz. Scale oranı artı 1 olduğu için sağa doğru bir kaydırıyoruz. Eksi olsaydı 0 ekleyecektik. Dolayısıyla şu an 71 kat daha büyütülmüş olarak görüyoruz. 1 milimetre değeri ise 0,07 milimetre. Oldukça güvenilir olduğunu görebiliyoruz. Gerilme değerinin de 87 megapaskallara kadar çıktığını görüyoruz. Maksimum çıktığı yer. Eğer sizin için üst sınır 100 megapascal ise burada maksimum değerinizi 100 olarak belirleyip okey dediğinizde bakın modelinizde herhangi bir yerin kırmızı olmadığını görüyorsunuz. Ama emniyet katsayınızı arttırıp akma sınırı üst limitinizi düşürmeniz gerekiyordur. Atıyorum 70 olması gerekiyordur. Okey diyorsunuz. Ona göre kırmızılıklar değişiyor. Bu şekilde de güvenilir bölgeleri belirlemede kolaylıklar sağlanıyor. Analizinizi bu şekilde kaydedebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Ben sunumumu tamamladım. Herkese katılımları için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamak isterim.